İslam'da kadının hak ve sınırları. Allah herkese yaratılışta hakkını vermiştir. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Yaratan hiç bilmez olur mu? Mülk Suresi 14. ayet. Bu kelama yakinen iman eden Allah'ın kulları hakkındaki hükmüne razı olmuş demektir. Allahu Teala kadın ve erkek her iki cinsede kapasitelerine ve kudretlerine göre farklı sorumluluklar vermiştir. Herkes kendine çizilen sınıra razı olsa, sosyal düzende kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Her iki cins, kendi fıtri özelliklerini koruyacak ve bu sayede işsizlik, maaşların yeterli olamaması gibi problemler de ortadan kalkacak veya en aza inecektir. Kadınlar devlet başkanı olamaz, bunda ittifak vardır. Kadın, fıtratı icabı narin, zayıf, duygusal ve merhametli olduğundan, ve tesettür ile mükellef bulunduğundan devlet başkanlığı mesleğine uygun değildir. Evli ise kocasının yönetimi altında, bekarsa babasının velayeti altındadır. Kocasının izni olmadan mahremsiz sefere çıkamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz siz kadınları Allah Celle Celaluhu'nun emaneti olarak aldınız buyurarak devamında erkekler üzerine kadınlar için mükellefiyetler vasiyet etmiştir veda hutbesi. Bununla birlikte kadına, nafaka, evin geçimini temin etmek ve sükna, kalacak yer temin etmek farz değildir. Bütün bunlar erkeğin vazifesidir. Kadının malı, yalnız kendisine aittir. Evin nafakası için harcamaya zorlanamaz. Tamamen kendi tasarrufundadır. Mehir hususunda da böyledir. Mehri kendisine aittir. Evlatlara hayattayken verilecek hibe ve hediye konusunda, erkekle kız çocuk arasında eşit muamele yapılmak mecburiyeti vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Numan İbni Beşir radiyallahu anın babasına bunu emretmiştir. Erkekle kadının hissesinin farklı olması mirastadır. Zira Allahu Teala, Kur'an-ı Kerim'de, Erkeklerinizden iki şahit getirin. Eğer iki erkek şahit olmazsa, şahitliklerine razı olduğunuz bir erkek ve iki kadın şahitlik eder.'' Eğer ikisinden biri yanılırsa diğeri diğer kadın ona hatırlatır. Bakara Suresi 282. ayette böyle buyruluyor. Misvak Neşriyat. Hak diyenin batıl yorumlarına cevaplar. Sayfa 255. Halil Günenc. Günümüz meselelerine fetvalar. 26 Ekim Mevlana takvimi.